Radarları açın hala başlıyoruz. Anco bak şimdi sana anlatacağım. Şu hayatta yapacağın her hareketi öncesinde en az iki defa düşüneceksin Anco. Yanlış yapmayacaksın. Sonra toparlaması acayip zor oluyor biliyor musun? Mesela bak bizim Muzo'ya. Babası çok istediydi diye çocuk tıp okudu. Doktor çıktı. Geçen yolda gördüm dedim. Nasıl dedim memnun musun hayatından dedim. Bu dedi abi dedi çok şükür tıpa sokmuşlar dedi. Herhalde iyi bir şey dedim. Sonra gitti radyolojiyi kazandı. Röntgenci mi olacaksın delişmen seni dedim. Takıldım buna. İki yıl devam etmedi. Sonra radyolojide filmlerde çekimlerde radyasyonla imkan oluyormuş hesabına. Çocuk radyasyondan kaçmak için radyoloji asistanlığını yarıda bıraktı. Vardır bir bildiği dedik. Okumuş çocuk hani hayatında. Belki sonra cıma ne yaptı biliyor musun? Gitti Aysun'la evlendi. Memdu abinin kızı. Ahan da böyle pafuş kadar dili var. Bak ya. Bak ya. Herif hatayın en büyüğünü yaptı. Hayatı boyunca radyasyona maruz kaldı garibim. Yani bildiğin radyasyondan kaçarken radyasyona tutuldu. Ya öyle işte. Baştığın yere de bastığın yere de eğim edeceğim bu hayatta Layınço. Mesajı aldın zar uzatmaya gerek yok. Neyse çok da özele girmemek, çok da şey etmemek lazım. Neticede her şey insanlar için. Lan ne işler. Bekleme yapma kardeş. Barayıcılı, Vancılı. Devam et. Acaban var mı? Dur sana bir hikaye anlatayım.